Evet, edat ve bağlaçlarla ilgili kendini denemeni istediğim sorulardan bir tanesi işte. Güzel bir soru. Hemen kendini dene, sonra benden izle. Evet, numaralanmış söz öbekler için hangisi söylenebilir diyor. Yalnız dikkat edelim buna. Birinci de bir kişi zamiriyle öbekleşerek dizeye zaman anlamı katmıştır. Hemen bakalım. Desem ki sen benim için. Ya şimdi benim için derken bir kişi zamiriyle öbekleşmiş. Ama bir özgürlük anlamı var. Asla burada böyle bir zaman anlamı yok. Sadece şurada bir problem yaşadık bu seçenekte. Bu söylenemez. İkinci de soyut bir isimle edat öbekleşmiştir. Hava kadar demiş. Kadar bir edat ama hava da somut bir isim. Biz onu hissedebiliyoruz. Dolayısıyla burada da soyut diyerek bir problem yaşatmış bize. Üçüncü de somut bir isimle edat bir aradadır. Ekmek kadar. Aa, çok güzel. İşte burada tamam. Kadar bir edat. Ekmek de somut bir isim. Dolayısıyla burada bu öbek tam olarak böyle kurulmuş. Söylenebilen bu. Dördüncü de edat öbeğinde karşıtlık anlamı öne çıkmaktadır. Bakalım. Su gibi aziz bir şeysin. Bir benzerlik ilişkisi var. Karşıtlık ilişkisi falan yok. Üçüncü de edat öbeği bir zamiri nitelemektedir diyor. Ekmek kadar mı mübarek derken arkasından bir zamir gelmemiş, onu nitelememiş. Asla böyle bir şey yok. Bu da kesinlikle söylenemeyecek bir şeymiş. Doğru cevap Ceyhan'mış. Bunu hallettik ama muhakkak kafanda soru işaretleri vardır. Lütfen çekinme. Hatalarını, yanlışlarını, eksiklerini yorumlarda tamamlayalım beraber. Edat ve bağlaçlarla ilgili bomba videolarım var. Onları mutlaka kamplarda bul ve izle. Hadi bakalım. Eyvallah.